Selamun aleyküm kıymetli Müslümanlar. Arefe günü nedir? Neden Arefe ismi verilmiştir? Bugün de yapılacak ibadet ve zikirler nelerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü nasıl dua ederdi? Bu günü nasıl ihya ederdi? Teşrik tekbirleri nedir? Ne zaman getirilmesi gerekir? Tüm bu soruların cevabı için kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Kurban Bayramı arefesinde mukaddes topraklarda milyonlarca mümin Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve telbiyeleriyle ilan ederken, İslam aleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar da bambaşka bir heyecan ve sevinç havasına girerler. Mekke'deki kardeşlerinin tekbirlerine, sabah namazıyla birlikte başladıkları teşrik tekbirleriyle iştirak ederler. Arefe, Zilhicce ayının 9. günüdür. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayın ilk 10 günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur. Bu teşviklerde Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen ilahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün dininizi tamamladım mealindeki ayet-i kerime bugün de nazil olmuştur. Bu hususta bir Yahudinin Hazreti Ömer'le radıyallahu anh yaptığı konuşma Arefe gününün mana alemimizdeki yerini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır. Bahsi geçen Yahudi Hazreti Ömer'e, "Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet vardır ki biz Yahudilere inmiş olsaydı onun indiği günü bayram yapardık," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "O ayet hangi ayettir?" diye sordu. Yahudi şu ayeti okudu: "El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina." Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum. Bunun üzerine Hazreti Ömer şu cevabı verdi: "Biz bu ayet-i kerimenin indiği günü de yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu ayet Resulullah aleyhissalatü vesselama bir cuma günü Arefe'de bulunurken nazil oldu." Bir başka rivayette Hazreti Ömer'in şöyle dediği bildirilir: "Bu ayet Arefe günü olan cuma gününde indi. Allah'a hamdolsun ki cumada Arefe de bizim için birer bayramdır. Bugüne niçin Arefe denmiştir? Lügatta Arefe'nin birkaç manası vardır: tanışmak, öğrenmek, itikaf etmek ve güzel koku. Bugünün Arefe olarak adlandırılması her dört manaya göre de açıklanmıştır. Birinci manaya göre Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva Arefe gününde Arafat'ta buluştukları için bugüne ve yere bu isimler verilmiştir. Bir diğer görüşe göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'e aleyhisselama hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğretmiş, sonra da Arefe günü Arafat'ta vakfe yaptığı zaman ona "Artık öğrendin mi?" diye sormuş. Hazreti Adem de aleyhisselam "Evet, öğrendim" demiş. Bunun üzerine oraya Arafat, o güne de Arefe günü adı verilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ve hanımı Hacer'i Mekke'de bırakıp Şam'a döndükten sonra yıllarca görüşememişler ve en sonunda Arafat'ta buluşmuşlar. Bu sebeple bugüne Arefe ve Arafat isimleri verilmiştir. İtiraf manasına göre hacılar Arefe gününde vakfe yaptıkları zaman Allah'ın rububiyetini, celalini, azametini ve samedaniyetini, kendilerinin de kulluk ve fakirliklerini Allah'a son derece muhtaç olduklarını ifade ederler. Nitekim Hazreti Adem de aleyhisselam eşi Hazreti Havva ile buluştuğu zaman birlikte "Kâle Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn." "Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik.
bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak biz zalimlerden oluruz diye itirafta bulunmuşlardır. Güzel koku manasını esas alanlar ise müminlerin Arefe gününde Arafat'ta günahlarından istiğfar ettiklerini, günahlarının bağışlandığını, günahların manevi kirlerinden temizlendiklerini, yerine güzel manevi kokular süründüklerini belirtirler. Nitekim hadiste haccı şartlarının uygun şekilde yapıp dönen kimsenin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz hale geldiğinin buyurulması, müminlerin günah kirlerinden arınıp bugün de manen çok güzel kokularla süslenmelerini işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Arafat'tan, orada vakfeden sonra seller gibi boşanıp Müzdelife'ye aktığınız zaman Meş'ari Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. O size nasıl hidayet ettiyse siz de onu öylece anın. Bu ayette beyan edilen ve önemine işaret buyurulan gün Arefe günüdür ve Allah bugün de zikir ve tesbihin çok artırılmasını emir buyurmaktadır. Bir başka ayette Allah yine kendisinin zikrini emretmektedir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, terbiye ve tekbiri getirin. Buradaki sayılı günlerin Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşama kadarki günler olduğu belirtilmektedir. Bu günlerde yüksek sesle tekbir alınır. Hazreti İbrahim'e aleyhisselam nispet edilen bu tekbirlere teşrik tekbirleri adı verilir. Bu ayet gereğince Arafat günü sabahından bayramın dördüncü günü ikindisine kadar ikindi dahil bütün farz namazların peşinden teşrik tekbirlerini okumak Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre müekket bir sünnettir. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle de sabittir. Ashabtan Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Arefe günü sabah namazını kıldırdı. Sonra bize doğru döndü ve Allahu Akbar diye tekbir getirmeye başladı. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar tekbirlerine devam etti. Müminlerin kurban bayramlarında farz namazların arkasından ikişer, İmam-ı Şafii'ye göre üçer defa Allahu Akbar ve arkasından La ilahe illallahu Allahu Akbar şeklinde getirdikleri tekbirler bu vücubun bir gereğidir. Buhari'de geçen bir rivayete göre İbn-i Ömer ve Ebu Hureyre Zilhicce ayının ilk 10 gününde sokakta yüksek sesle tekbir getirir ve hatta onlara iştirak ederdi. Arefe günü bu 10 günün en hayırlısıdır. Bu mübarek günlerde getirilen tekbirler kainatın manevi çehresini değiştirmektedir. Bütün yer ve gökler insanlarla birlikte bütün diğer varlıkların, dağların, taşların tekbir sesleriyle çınlamaktadır. Arefe gecesini ve bir gün önceki gece olan terviye gecesini ihya etmek sünnettir. Muaz bin Cebel anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. 5 geceyi ihya edene cennet vacip olur. Terviye gecesi, Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce Zilhicce ayının 8. gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban ayının 15. Berat gecesidir. Arefe günü oruç tutmak hadislerle teşvik edilmiştir. Arefe günü oruç tutmanın sevabı hakkında Ebu Katade anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Siyamu yevmi arafete ahtesibu alallahi en yukeffira senetelleti kablehu ve senetelleti ba'dahu. Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur buyurdu. Ata el-Horasani anlatıyor. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Arefe günü Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdi. Hazreti Ayşe oruçluydu. Hararetten dolayı üzerine su serpiliyordu. Abdurrahman ona orucunu boz dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhe Resulullah aleyhissalatü vesselamın Arefe günü oruç tutmak kendisinden önce senenin günahlarına kefaret olur dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim dedi. Yalnız Arefe günü oruç tutmak o sene hacca gitmeyenler içindir. Yani Arefe günü Arafat vakfesinde bulunmayanlar içindir. Bu husustaki hadis-i şerif şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Arefe günü Arafat'ta oruç tutmayı yasakladı. Arefe gününde şu ibadetler yapılır. Duha namazı, kuşluk namazı, tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.
tövbe istiğfar edilmeli, salavat, kelime-i tevhid okunması gerekir. İhlas suresini okumak da bir hayli faziletlidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahu Teala ona istediğini verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün için en hayırlı, kabulü şayan olan dua arefe günü yapılan duadır şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugün oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü şu duayı okurdu: Allahümme ceal fi kalbi nuran ve fi basari nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an yesari nuran ve fevki nuran ve tahti nuran ve emami nuran ve halfi nuran ve cealli nuran ve fi rivayetin asabi ve lahmi ve demi ve şa'ri ve beşeri kâne yekûlu fi duâihi. Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Ve bir başka rivayette kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hayru du'ai du'au yevmi arafeh ve hayru ma kultu ana ve nebiyyuna min kabli La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. En güzel duanın arefe gününde yapılan dua olduğu Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve benden önceki peygamberler şöyle dedik: Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur, eşi ve benzeri yoktur, mülk onundur ve hamd onadır.